Final bölümüyle sizlerleyim. Beğenerek, yorum yaparak ve kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Keyifli dinlemeler. Ben ezan sesine uyanmıştım. Uyandığımda ezanın son kelimelerini duymuştum ve sonrasındaysa onların gürültülerini işiterek görüp seyretmiştim. Onların selam vermesinin hemen ardındansa ezan sesini yeniden işittim. Hızla komidinin üzerinden telefonumu alıp saate baktım. İkinci ezan normalde okunması gereken saat ve dakikada okunuyordu. İşin acayip kısmı ise az evvelki ezanın üzerinden en fazla birkaç dakika geçmişti ve selam vermişlerdi. İçimi büyük bir korku kaplamıştı. Hızla yeniden camın yanında soluğu alıp dışarıya baktım. Daha öncesinde hiç böyle şeyler yaşamamış biri olarak şu an yaşadığım şey beni ürpertmişti. Az evvel gördüğüm o büyük kalabalık yerinde yoktu ve sadece 5-10 saniyeliğine camın önünden ayrılmıştım. Tıpkı dün olduğu gibi az evvel de bir anda kaybolmuşlardı. Korkuyla gözlerimi yumdum ve derin derin nefes alıp olan olaylardan, yani halamın vefatından etkilenip yorulduğum için halüsinasyon gördüğümü, hiçbir şeyin gerçek olmadığını, uyku sersemliğinin etkisinde olduğumu düşünerek kendimi sakinleştirmeye çalıştım. Yaklaşık bir dakika kadar nefes alıp verdim. Bu, kalbimin çarpıntısının sakinleşmesine ve normal haline dönmesine fayda sağladı. Elimi göğsüme götürüp kalbimi yokladım ve ardından derin bir nefes alarak gözlerimi araladım. Pencerenin önündeydim. Aynı yerimde sabit duruyordum ama karşımda olan bahçenin boşluğunda, yani hemen 4-5 metre kadar ilerimin o dört kadın tarafından doldurulduğunu gördüm. Gözlerini dikmiş bana bakıyorlardı. O korkuyla çığlık atıp yatağımdan zıpladım. Hemen başucumda olan suyu alarak içip kendimi sakinleştirmeye çalıştım. Odamda diğer misafirlerimizden, yani kuzenlerimden kalanlar vardı. Lakin onlar sesime uyanmamıştı, uyumaya devam ediyorlardı. Onları görmek az da olsa içimi rahatlatmış ve kabus gördüğümden emin olmamı sağlamışlardı. Az evvel gördüklerim esnasında odada olan insanları fark etmemiştim. Daha doğrusu görmemiştim. Yavaşça yerimden kalkıp camdan dışarıya baktım. Her şey oldukça normaldi. Elimi kalbime götürdüm ve derin bir nefes alıp "Çok şükür Allah'ım, bu bir kabusmuş" diyerek kendimi teskin edip yatağıma dönüp oturdum. En başında bahsettiğim gibi daha evvel onlarca kez ölü yıkamama rağmen ilk defa bu kadar etkilenmiştim ve büyük ihtimalle bunun sebebi çok yakınım olan halam olması ve orada gördüğüm o kadınlardan kaynaklı olmalıydı. Yeniden yatağıma uzanıp kafamı yastığıma koyduğum anda iki kez dinlemiş olduğum ezanı üçüncü kez duydum. Bu duyduğum ezan oldukça rahatlamama vesile olmuştu. Tekrar telefonumu alıp saate baktım ve rüya olmadığından emin olmak için koluma çimdik attım. Bir süre durdum, ardından en iyisinin kalkıp namaz kılmak ve dua etmek olduğuna karar verip banyoya giderek abdest aldım. Ardından biraz bekleyip sabah namazını kılıp Allah'a dua ettim. O günden sonra birkaç gün boyunca benzer şeyler yaşamadan sakince günlerimi geçirdim. İş yerim bir hafta kadar izin vermişti ve iznimin dolmasına iki gün kala bizimkilerle vedalaşıp Eskişehir'e, yaşadığım evime döndüm. Eskişehir'e dönüşümün üzerinden bir gün geçmiş ve döndüğümü haber alan iş arkadaşlarım ve birkaç dışarıdan olan arkadaşım hafta sonu buluşmak için bir plan yapmışlardı. Amaçları hem bana başsağlığı vermek hem de kafamın dağılmasını sağlamaktı. Tabii öyle oldu mu derseniz, olmadı. İş yerinde sadece iki gün çalıştım. Ardından hafta sonu geldi. Pazar günü öğlen saatinde buluşmak için sözleşmiştik. Cumartesi günü evin temizlik gibi işleri vardı ve ben gitmeden önce de hafta sonu iş yapacağımdan iki haftanın işleri birikmişti. Döndüğümde yorgunluktan dolayı her şeyi hafta sonuna atmıştım. Cumartesi sabah erkenden uyandım ve evdeki eksik gediklere bakarak alışveriş yapmak için dışarı çıktım. Her zaman gittiğim büyük markete giderek alışverişimi yaptım
ve torbaları yüklendiğim gibi evin yolunu tuttum. Eve yaklaştığım sırada evimin hemen karşısında olan parkta bir şey dikkatimi çekti. 4 tane çarşaflı kadın parkta yeşilliklerin üzerine oturmuş, arkaları bana dönük şekilde konuşuyorlardı. Aramızda mesafe olmasına rağmen tıpkı cenazedeki gibi onların konuşmalarını fısıltı şeklinde duyuyordum. Tam binanın kapısına geldiğimde sesler kesildi ve kafamı çevirip baktığımda ortadan kaybolduklarını gördüm. En fazla 5-10 saniye onlara bakmamıştım ve yine ortadan kaybolan insanlar görmüştüm. O korkuyla besmele çekip hızla apartmana girip daireye çıktım. Eşyaları mutfağa atmamla mutfak camına doğru gidip dışarıya baktım. Az evvel kaybolduklarını gördüğüm o kadınlar parkta ama bu defa ayakta olacak şekilde arkaları yine bana dönük duruyorlardı. Kendimce mantıklı şeyler düşünmeye çalışarak sakinleşmeye çalışsam da pek başarılı olamıyordum. Perdeyi kapattım ve arkasına geçip görünmeyecek şekilde bir süre daha onları seyrettim. Kıpırdamadan uzun süre orada beklediler. Ne kadar süre onları izledim hatırlamıyorum ama telefonum çaldığında hareketsiz şekilde ayakta durmaktan dolayı topuklarımın ağrıdığını, benim dalmamdan dolayı bunu hissetmediğimi fark ettim. Yani epey uzun süre o şekilde orada kıpırdamadan durmuşum. Telefona baktığımda arayan annemdi. Kısa bir muhabbetin ardından telefonu kapattım ve dışarıda olanları düşünmemeye çalışarak ev işlerine koyuldum. 3-4 saat boyunca evin bütün temizliğini yapıp bitirdim. Kendime bir keyif kahvesi yaparak mutfaktaki masaya oturdum. Kahveden 1-2 yudum anca içmiştim ki sanki içime kurt girmişçesine yerimde duramıyordum ve ne kadar kendimi tutmaya çalışsam da kalkıp camdan dışarıya bakmak istiyordum. Saçmalama Eylül. Kendi kendine kuruntu yapma. Ne olduğunun bir önemi yok, tesadüftür, otur kahveni bitir diyerek sesli şekilde kendime telkinde bulunuyordum. Bir süre sonra kendimi camın önünde bulduğumda bunda başarılı olamadığımı anladım. Kadınların olduğu tarafa baktığımda onların gitmiş olduğunu görmek beni ne kadar rahatlattı anlatamam. Gidip bir soğuk su içtim ve yerime oturup çok şükür Allah'ım diyerek rahatlamış bir şekilde kahvemi bitirdim. Epey yorulmuştum ve dinlenmeyi hak ettiğimi düşünüyordum. O yüzden kirlettiğim fincan, cezve ve bardağı yıkadıktan sonra salona geçip kendimi koltuğa bıraktım. Normalde biraz uzanıp duş alıp dışarı çıkmayı planlıyordum. Eksik olan birkaç kişisel bakım malzemem vardı. Amacımsa hem onları almak hem de dolaşıp kafamı dağıtmaktı. Her ne olduysa bilmiyorum, hiç böyle bir alışkanlığım yoktu. Ama koltukta kendimden geçmişim. Ne aile evinde ne de sonrasında hiçbir zaman böyle bir şey yapmamıştım. Yorgunsam gider, her daim yatağımda yatardım. Bir yerlerde kedi gibi kıvrılmazdım. Rüyamda o 4 kadını ve gerisinde olan büyük kalabalığı gördüm. Ailemin evinde gördükten sonra o güne kadar yeniden görmediğim o insanlar şimdi rüyama girmişlerdi. Gerçi parktakilerle bağlantıları var mıydı bilmiyordum. Kadınlardan biri, daha doğrusu daha öncesinde benimle konuşan kadın başını eğdi ve yüzündeki peçesini açarak bana doğru yürüdü. Tam karşımda durup kafasını kaldırdığında çok güzel bir yüzü olduğunu gördüm. Bembeyaz teni, bal rengi gözleriyle büyüleyici bir güzelliğe sahipti. Gözlerini gözlerime dikti ve artık vakti geldi. Seninle konuşmamız gerek emanetçi dedi. Gözlerine odaklandığımdan mı bilmiyorum, ağzının hareket ettiğini görmemiş, sesini beynimde hissetmiştim. Siz kimsiniz? Benden ne istiyorsunuz? Biz halanın dostlarıyız. Halam vefat etmeden evvel hemen öncesinde emanetçi olarak seni seçti. Neyin emaneti, bana ne emanet etti? Bizi, ilmini, sırlarını ve intikamını sana emanet etti. Benim bundan haberim yok
ve böyle bir şey yapmasını da ben istemedim. Bu zaten senin isteyeceğin ya da haberinin olabileceği bir şey değildi. Bundan sülalenizde olan kimsenin haberi yok. Kendi çocukları, arkadaşları, akrabaları, hatta ve hatta babanların bile haberi yok. Tek bilen, gören sensin. Neymiş bu kadar gizemli sır olan şey? Halan çok iyi bir kadındı ve insanlara yardım etmeyi çok severdi. Halanın kocası bildiğin gibi uzun seneler önce vefat etti. Halan, öncesinde namazında niyazında Kur'an okuyan bir kadındı ve eşinin ölümüyle parasal bir dertleri olmadığı için kendini tamamen ibadetlere adadı. Her zaman aynı hayatı yaşasa da eşinin ölümüyle tamamen kendini bu yola adadı. Bizler, halanın yardım ettiği alim bir insandan halana emanet edildik. Tıpkı şu an halandan sana emanet edildiğimiz gibi. Sizler kimsiniz ya da nesiniz? Bizler kendini İslam yolunda cihad etmeye adamış, insanlara yardım edeceğimize dair Allah'a yeminler etmiş, güçlü bir kabileden gelen, Allah'ın yaratmış olduğu canın soyundan olan imanlı cinleriz. Gerimde görmüş olduğum büyük kabilemizin savaşçı olan cinlerinin en güçlüleri. Bizim dışımızda, kabilemizde kalan diğer cinler de her an savaşa hazır olsalar da bizler asker olduğumuz için onlardan ayrı olarak hareket ederiz. Onlarsa hizmetlerini farklı şekillerde yaparlar. Hepimizin ölmesi halinde ise soyumuzun devamı için çalışırlar. Kalbim, duyduklarımın karşısında gümbür gümbür atıyordu. Ben böyle bir emanet istemiyorum. Bu bana sorulmadan yapılmış olan bir davranış ve bu nedenden dolayı beni hiçbir şekilde bağlamıyor. Sizleri sadece benim görüyor olmam ya da cenaze zamanında olanların sadece benim dikkatimi çekmiş olması bahsettiğin durumdan dolayı olabilir. Lakin dediğim gibi ben ne böyle bir şey istiyorum ne de böyle bir şey yapabileceğime inanıyorum. Beni rahat bırakın artık, sizi görmek istemiyorum. Normal hayatıma dönüp kaldığım yerden devam etmek istiyorum. Hemen karar verip sonrasında pişman olacağın şeyler yapma, söyleme. Vaktin bol, düşün, taşın, karar ver. Eğer verdiğin karar neticesinde bizi görmek istemiyorsan, doğuştan gelen yara açık, halanın ölümüyle de iyice aralanmış olan perdelerini tamamen kapatır, bir daha seni rahatsız etmeyiz. Her ne kadar bizden şu an rahatsız olsan da, görmek istemesen de bu insanlara yardım ediyor olmanın lezzetine varamadığın içindir. Allah yolunda yapacağın bu tarz yardımlar sana tarif edilemez hazlar yaşatacaktır. Şu an bunun bilincinde olmadığın için seni suçlayamayız. Halanın beklenmeyen bu ölümü sana konuşma fırsatı bulamadan bu dünyadan ayrılmasına sebep oldu. Halanın asıl planı, yani seninle konuşma planı bambaşkayken bu tarz bir olay yaşanmış olması dengeyi alt üst etti. Üstelik bilmediğin çok fazla şey var. O yüzden de şu an seni suçlayamaz ya da hakkında kötü düşünemeyiz. Bilmediğim neler var, ne saklıyorsunuz benden. Ne varsa her şeyi anlatın o halde. Sırra erişmek istiyorsan bizi kabul etmen gerek. Kabul etmediğin takdirde tüm bilgileri veya olanı biteni sana anlatmamız mümkün değil. O zaman yapacak bir şey yok. Sizleri görmek istemiyorum. Hayatıma devam etmek istiyorum. Sırrınız ya da sakladığınız şeyler sizin olsun. Emir senin emrindir. Bize uyumak düşer. Bizi görmek isteyeceğin vakte kadar sana kendimizi göstermeyeceğiz ve uzak duracağız ama ne zaman bizi görmek istersen de saniyesinde yanında olacağız. Benim adım Nezeni. Adımı söylemen anında yanına gelmemiz için yeterlidir. Ne zaman istersen emrinde olacağımızı bilmeni isteriz. Kararımın değişmeyeceğini bilin o halde. Dediğim gibi, kararın değişmezse buna uyarız ama değiştiği anda da demin söylediğim gibi her daim yanında oluruz. Kadın bunları söyledi ve peçesini tekrar kapatarak gerisin geriye geldiği yere gitti.
Ardında olan kalabalık, kadının bir şey söylemesiyle ortadan kayboldu ve ben su içinde kalmış halde gözlerimi araladım. Çok karmaşık bir olay oluyordu ve bu olay o an anlayabileceğimin çok ötesindeydi, bir rüya gibiydi. Duşa girip hızla evden ayrıldım. Yolda yürürken fark ettiğim şey, gördüğüm rüyanın her anını en ince detayına kadar hatırlıyordum ve özellikle kadının adını hafızamdan atamıyordum. İşlerimi bitirip eve geldim ve yatıp ertesi günkü buluşmaya kadar olanları düşünmemeye çalıştım. Gece farklı bir şey görmemiş, normal bir rüya görerek sabah erken saatte uyanmıştım. Hazırlıklarımı yaptım ve saatin yaklaşmasıyla evden ayrılıp buluşma yerine gittim. Belirlenen yere vardığımda birkaç arkadaşımın geldiğini görüp yanlarına oturdum ve aradan 3-5 dakika geçmeden diğer arkadaşlar da sırasıyla geldiler. Sohbet muhabbet eşliğinde saatler çok güzel şekilde akıyordu. Mekana gelişimizin üzerinden 2-3 saat kadar anca zaman geçmiş, yemekler ve tatlılar yenmişti. Sıra kahveler eşliğinde konuşmaya gelmişti. İçimizde çok iyi fal bakan bir arkadaşım vardı ve sırasıyla hepimize kahve falı baktı. Sıralama, kahvesini ilk içenden son içene doğru olduğu için en son fal bakılma sırası benimdi. Arkadaşım diğer arkadaşlarıma fallarını baktı ve hepsi ağzı açık şekilde dinledikten sonra sıra bana geldi. Arkadaşım fincanımı eline aldığı anda kafasını kaldırıp bana baktı. Bakışları bir anda değişmişti. Bir süre beni kıpırdamadan seyretti. Ardından tabağı masaya bırakıp fincanı çevirip baktı. Aynı garip bakışı sergileyerek sana çok büyük bir yol var. Bu yolu seçip seçmemek sana kalmış ama seçersen hayatın tamamen değişecek. Vereceğin kararı çok iyi düşünmen ve yanlış adım atmaman gerek. Seni çok uzun zamandır tanırım. Buradaki herkese de defalarca fal baktım. Fallarımın çıktığını da hepiniz çok iyi bilirsiniz ama ilk defa bu kadar keskin ve garip bir fal bakıp görüyorum. Onun bu sözleri karşısında arkadaşlarım bana takılarak ne o bizden gizli evlilik kararı falan mı aldın? Kim o şanslı kişi? Bizden mi saklıyorsun diyerek gülüştüler. Fal bakan arkadaşım kafasını onlara doğru çevirip sert bir bakış attı ve olayın evlilikle alakalı olmadığını, tamamen bambaşka bir şey olduğunu ve ne olduğunu da sadece onun ve benim bildiğimi söyledi. Ortam gerilmeye başladığı için yumuşatmak amacıyla ''Aman, hepi topu bir fal. Çok yoruldun, daha fazla kendini yorma, başka zaman tekrar bakarsın.'' dedim ve alakasız bambaşka bir şeyden konuyu açıp ortamı dağıttım. Arkadaşımın bakışları değişmedi ve fincanla tabağın içerisine su döktü. Ardından parmağını fincanın içerisine daldırıp bütün telveyi sildi. Bu fal kimsenin görmemesi gereken bir sırla dolu deyip kalkması gerektiğini söyleyerek bir anda hızla kalkıp gitti. Hepimiz onun ardından şaşkın bir şekilde baka kalmıştık. Yıllardır tanıdığımız arkadaşımız ilk defa böyle bir şey yapıyordu ve çok garibimize gitmişti. Onun bu davranışından sonra da ortam bozulduğu ve saat ilerlediği için çok fazla durmayıp kalktık. Her birimiz farklı yerlerde oturduğumuz için bir süre beraber yürüyüp durakların orada birbirimizden ayrıldık. Benim evim yakın sayılırdı, o yüzden ben yürüyerek devam ettim. Arkadaşlarımın tamamı gözden kaybolduğunda, yani caddenin sonunda köşeyi döndüğüm anda tam karşımda az evvelki arkadaşımı gördüm. Onu bir anda karşımda görmek beni korkutmuş ve hafifçe çığlık atarak geriye doğru sıçramıştım. Arkadaşım yapacağım şeyi sanki biliyormuşçasına bir elini hızla koluma, diğerini ise ağzıma attı ve beni tutup susturdu. ''İyi misin? Korkuttuğum için üzgünüm, elimi çekiyorum.'' ''Ben değil. Asıl sen iyi misin? Bugün delirmiş gibi davrandığının farkında mısın?'' ''Ben çok iyiyim. Seni korkutmak istemedim ama onların da yanında konuşmak istemediğimden dolayı kalktım, seni burada bekledim.'' ''Ben pek iyi olduğunu zannetmiyorum.
Hem fal bakarken hem de şu anki davranışların çok garip. Bak Eylül, beni senelerdir tanırsın ve ilk defa böyle olduğumun sen de farkındasın. Emin ol, şu an böyleysem bunun bir nedeni var. Gel yürüyelim, sana ne olduğunu anlatayım. Sakinleşmiştim ve tamam, seni dinleyeceğim ama umarım yeniden saçmalayıp garip şekilde davranmazsın demeyi de ihmal etmedim. Birlikte bir süre sessizce yürüdük, ardından park gibi bir yere geldiğimizde arkadaşım kolumdan tutarak beni banka oturttu. Gözlerini gözlerime dikip konuşmaya başladı. Senin fincanına dokunduğum anda çok garip şeyler gördüm. Daha önce yüzlerce kez fal bakmışımdır ama ilk defa böyle bir şey oldu. Senin hemen tam arkanda 4 tane kadın belirdi. Arkadaşımın bu cümlesiyle tüylerim diken diken oldu ve hemen konuşmasını bölerek kara çarşaflı, güzel gözlü kadınlar mıydı bunlar diye sordum. Evet, tam da onlardı ve hareketsiz kaldığım o zaman içerisinde bana kendilerinden bahsettiler. Onlar halanın emrinde olan cinlermiş ve benim fal bakarken bu kadar iyi tahmin yapmama sebep olan kafir cinlerden birinin sana yaklaşmasından dolayı sinirlenmişler. Orada kendilerini bana gösterme gereğine girmelerinin nedeni de buymuş. Normalde fal bakmama cinlerin yardımının olduğunun farkında değildim ve fincanları açtığım andan itibaren de içime doğan şeyleri kafamın içerisinde birileri konuşuyormuş gibi duyar ve bunu 6. his sanarak sizlere bakardım. Lakin onlar bunun gerçekliğini bana gösterdiler. Adanın nezeni olduğunu söyleyen kadın bir anda gözden kaybolup yanımda bitti ve onu görmemle tekrar eski yerine geçti. Yerine döndüğünde elinde 2 tane çirkin mi çirkin, korkunç suratlara sahip kafir cinler vardı. Onlara sorular sordu ve sorduğu soruların cevaplarını beraber dinledim. Bana nasıl yardım ettiklerini detaylarıyla anlattılar ve ne zamandan beri de yanımda olduklarını söylediler. Söyledikleri tarihleri düşündüğümde ve hatıralarımı yokladığımda doğru olduğunu gördüm. Söyledikleri tarihten beridir fal bakıyordum ve o tarihten beridir de benimle beraber olduklarını öğrendim. Şaşkınlıklar içerisinde yıllardır tanıdığım arkadaşımın anlattığı şeyleri dinliyordum. Tüylerim diken dikendi ve içten içe ürperiyordum. Onların konuşmalarını zihnimin içerisinde duyuyor ve kafamın içinden geçirdiklerimle sorularımı soruyordum. O yüzden de kimse olan biteni fark etmedi. Bana anlattıkları karşında olan büyük yol ve bu yol hakkında seni uyarmam gerektiği. Her ne yapacaksan dikkatli olmanı, düzgünce düşünmeni ve bir şeyleri kestirip atmadan ne olduklarını, neden böyle olduklarını öğrenip anlamaya çalışman gerektiğiydi. Arkadaşım bu cümleyi kurdu ve önüne döndü. Söylediğin şeyler doğru. Onları ben de daha öncesinde gördüm, lakin bu anlayabileceğim ya da kabul edebileceğim bir şey değil. En azından şu an neyin içerisinde olduğuma dair en ufak bir fikrim yok. Her şeyi geçtim, ben normal bir hayat yaşamak istiyorum. Bu yüzden dolayı da vereceğim karar onlardan uzak olmak yönünde olacak. Arkadaşım birden kafasını kaldırdı ve bana doğru baktıktan sonra biz ne ara buraya geldik. En son kafede oturuyorduk dedi. Sen iyi misin? Beni yolda durdurdun ve kafede olanları bana anlattın. Arkadaşım az evvel söylediği hiçbir şeyi hatırlamıyordu ve bir anda beti benzi soldu, omzuma devrildi. Hemen yerimden kalktım ve onu banka uzatıp kendine gelmesi için uğraştım. İçinde olduğum hal giderek saçmalaşıp korkunçlaşıyordu. Birkaç dakikalık uğraşın ardından arkadaşım kendine geldi ve gelir gelmez de gitmesi gerektiğini söyleyerek yanımdan ayrıldı. Parkın ortasında bir dünya olay yaşamış ve arkadaşımın gitmesiyle orada kalmıştım. Nezeni denen cine seslendim ve benden, özellikle de arkadaş çevremden uzak durmalarını, ben istemediğim sürece de hiçbir şekilde yanıma yaklaşmamalarını
öfkeyle söyleyip gönderdim. Pazartesi günü iş yerinde fal bakan arkadaşımı görüp neden böyle garip davrandığını sorduğumdaysa önceki güne dair hiçbir şey hatırlamadığını söyledi. Bunda ciddi olduğunu bakışlarından ve davranışlarından anladım. Sonraki günlerde gördüğüm bazı rüyalar neticesinde neden bunları yaşadığımı öğrendim ve bazı insanlarla görüşerek de bunu teyit ettim. Sizlere bu olanları anlatma sebebim, çevremde olan insanların beni anlayabileceklerini düşünmemem. Yakın çevremde olan insanların içinde olduğum durumu bilmelerini istememem. Nasıl halamın yaptığı şeyler senelerdir bilinmiyorsa ben de aynı şeyi düşünüyordum. Şu an onları görmeden geçirdiğim 3. ayımdayım ve artık net bir şekilde karar verip ona göre hareket etmem gerektiğini düşünüyorum. Bu olaylar başladığından beri kendimi garip hissediyorum. Yani ne ağzımın tadı kaldı ne de keyfim. Sizler böyle bir şey yaşamış olsaydınız, yani benim yerimde siz olsaydınız ne yapardınız? Bunu bilmek istiyorum. Ben de bir karar aşamasındayım ve bu aşamada çevremde olanlara bunu anlatamadığım için sizlere anlatıp akıl almak istiyorum. Yorumlarınızı okuyacağım. Şimdiden elleriniz dert görmesin, fikirlerinizi benden esirgemeyin. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın lütfen. Sonraki hikayelerde görüşmek üzere.